Merhabalar, Ayşe'nin yeni oyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni bir model daha göstermek istiyorum. Modelimiz çok kolay ve basit, bir o kadar da şık bir model. Yeni başlayanlar için kolaylıkla yapabilecekleri bir model. Şimdi yapım aşamasına geçerek göstermek istiyorum. Ben arasına 4 tane boş zürafa yapıyorum. Ben zürafasını gittim. Boyada zürafa zorunlu değil ama ben zürafa yapmayı tercih ediyorum. Zürafa yapmak sizin tercihinize bağlı. 4 tane boş yaptık. Bir tane de yuva için zürafa yapıyorum ve 5 tane oluyor. Ve ipimi uzatıp yuvamı oluşturuyorum. Ve buraya şimdi sinek kanadından yaprak yapıyoruz. Ve yaprağımız tamamlandı. Yaprağımızı 3 düğümden tamamladık. Şimdi arasına 5 tane zürafa yapıyorum. Zürafaların hafif sıktıktan sonra, ayarladıktan sonra parmağınızı üzere koyarak sıkarsanız zürafalarınız açılmaz. Bir de arkadaşlar, ben ipi çekmeden yapıyorum. İlkin ipe iğneye takmadan önce masuradaki haliyle takıyorum. Sündürülmemiş ip daha güzel oturuyor düğümleri çekince. Ve 5. zürafamı yaptım. İçine iğnemi batıp yuvamı oluşturdum. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Ve pırpırımın içine batıp tepesine düğümümü attım. Yuvaya tekrar iniyorum. Ve pırpırımın tepesine batıp düğümümü attım. Ve aşağıya iniyorum. Tekrar yukarı çıkıp düğümümü atıyorum. Ve tekrar yuvaya iniyorum. Ayarlıyorum ve parmağımı üstüne koyup sıkıştırıyorum. Ve arasına 4 tane daha zürafa yapıp yuvamı oluşturuyorum. Ve arkadaşlar, yeşili böylelikle devam ediyor. Ben şimdi size pembe kısımlarını göstermek istiyorum. İpimi iğneme taktım. İlk başlarken de arkadaşlar, burada 2 tane bırakıyoruz. Buraya bir tane düğüm atıyoruz. Farz edin ki ilk başlıyorsunuz. Bu şekilde.
Buraya düğümümü attım. En baştaki pırpırımı birinci pırpırımıza düğümümüzü attık ve ikincisine zürafa yapıyoruz. Ve üçüncüye zürafamı yaptım. En baştaki pırpırımıza zürafamı yapıyorum. Ve yaprağımın arkasından iğnemi batıp bu ip önde olmak suretiyle bir tane düğüm atıyorum. Bu da böyle bir bolluk elde ediyorum. İpimi ayarladım. Düğümümü attım. Ve şimdi buraya 3 tane pırpır yapacağım. Pırpır ayarlıyorum. Hafifçe sıktım. Sonra pırpırımızın üstüne parmağım koyup ondan sonra iyice sıkıyorum. Aynı boyda pırpırımı ayarlıyorum önce. Hafifçe sıkıştırıyorum. Ondan sonra parmağım üzerine koyup iyice sıkıştırıyorum. Ve üçüncüyü hafifçe sıkıştırdım ve böylelikle oluşmuş oldu ve hemen aşağıda bir tane atlıyorum ve ikinciyi ipimi bu şekilde iniyorum. Ve iki tane zürafa kalmış oluyor ortada. Ve hemen en baştaki pırpırıma düğümümü atıyorum. Ve hemen elimin üstüne koyup sıkıştırdım iyice. Ve diğerine de bir pırpırımın başına batıp zürafamı yaptım. Hepsinin başına zürafalarımı yapıp tepeye çıkıyorum. İğnemi arkadan taktım. Bu ip önde ve ipimi mesafesini ayarlayıp bağlıyorum. Hafifçe bağladım, baktım mesafesine. Ondan sonra sıkıştırıyorum kısa mesafeden. Ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ipi hep kısa mesafeden çekiyorum. Böyle iğneden tutup çekmiyorum. İğneden tuttuğumuz zaman hem oya bozuluyor, hem yazma deliniyor. Hem de kısa mesafeden parmağınızın üstüne koydunuz, çektiniz mi hiçbir zaman bozulmaz.
Ve hemen bir tane zürafamı atlıyorum ve ikinciye iniyorum. Ve böylelikle diğer yapraklarınızı da böylelikle yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim oyam bitti. Gördüğünüz gibi son hali böyle olacak. Ütüsüz hali ütü vurulunca da daha şık ve daha güzel görünecektir. Şimdi yapmak isteyenlere kolay gelsin. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.